Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Evdeki akvaryumda çok büyük bir değişiklik yok ama baya güzel bir ortam oluştu bu akvaryumda. Buraya bir çekeyim istediğim, çekeyim göstereyim istedim sizlere. En son yeni hobihaneye gelen yeşil zebra danyolardan getirdim buraya 5 tane. Hem böyle tül kuyruk gibi olanları hem de içinden iki tanesi neydi bunların adı? Çoğu zebra danıyor da. Nokta nokta. Unuttum vallahi şu anda adını. Balıklar da çok parlıyor görünmüyor şu anda. Zebra danıyor. Zebra desenli değil. Leopard desen. Ha, leopard danıyor. Hangileri bunlar? Şu mesela. Ama çok parladığı için hiç görünmüyor. Neyse, daha fazla zorlamayalım. Size de güzel bir görsel göstermeye çalışayım. Şöyle yapınca 3 tane Japonumuz var. Bundan keyifleri yerinde. Bol miktarda kırmızı burun tetra var. Onlar da çok keyifli. Birlikte takılıyorlar genelde. 2 tane kardinal tetram kaldı burada. Bunların sayısını biraz arttırabilirim aslında. Limon tetra, bakır tetra, penguen tetra. Hepsinden birer tane kalmış. Şu anda fark ettim. Bir de Phoenix tetra. Valla numunelik gibi olmuş hepsinden. Bir tane şeyim var. Saye. Böyle sakin, güzel, alibiyoslar keyifleri yerinde. Burada şu ışıklar var. Aquamaster'ın kırmızılı ışığından var. Buradan görünmüyor da. Bir tane de beyaz klasik dalgıç floresan var. Şuradan görünecek mi? Evet. Bu kırmızı beyaz olan Aquamaster'ın dalgıç floresan ledlerinden var. Pardon. O bayağı bitkileri güzelleştirdi. Alibastırın keyifleri yerinde oldu. Bir tane leopar vazomuz var. Bu sobonun neydi? FH 1903 olması lazım bu. Şöyle bir yakınlaştırıp göstermeye çalışayım sizlere. Niye bu odaklayamıyor hiç? Neyse ben kendim bakıp size söyleyeyim. Aynen. FH 1903. Bayağı güzel yapıyor bu akvaryumu. Berraklığını güzel sağlıyor. Suyu da şu şekilde dalgalandırması balıkların oksijenini sağlayabilmesi için yeterli. Kökümüz zaten yıllardır bu akvaryumu ilk kurduğumuzdan beri bu kök var. Gayet de güzel bir dekor oldu bu akvaryuma. Şöyle bir iki tane küçük mangrov kökü eklemiştim ben. Onlar da biri düştü filan. Otantik doğal bir ortam oluşturdu. Böyle balıklar kıpır kıpır karşısına geçip izlediğimiz evde güzel bir akvaryum var. Bunu da sizlere bir göstereyim istedim. Işıktan mı da neden şu balıklar çok parlıyor? Büyük ihtimalle ışık güçlü geliyor. O yüzden zaten bitkilerin keyifleri yerinde. Şuradan bir yakınlaştırıp çekmeye denesem. Yok. Peki. Aa, güzel oldu. Anlık bir güzelleşiyor sonra aynı oluyor. Neyse fazla uzatmayayım. Evdeki akvaryumun son durumu da bu şekilde arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.